Sen Hacı Bektaş-ı Veli'yi seven bir insansın. Erenleri de seven bir insansın. Evet Allah. Şimdi sana şöyle bir soru yöneltsem, desem ki baba, sen hayattan ayrıldığın zaman sana nasıl bir böyle mekan yapsınlar, böyle türbe gibi mi, nasıl bir şey yapsınlar? Bana bunları sorma yetkisini verdiler. Şimdi ona ben karışamam. Siz karışırsınız. Sen de karışırsın baba. Siz nasıl derseniz öyle olsun. İster taş olsun, ister bina olsun, ister bilmem villa olsun, nasıl dersen ben öyle olsun derim. Ben karışamam bu. İnternette bizi dinleyen canlar, Yaşar Baba çok mütevazi bir insandır. Gönlü o kadar alçak ki Hacı Bektaş-ı Veli Efendimiz'deki kahveci var ya, turap. Hacı Bektaş-ı Veli'nin eşiğine gömülmüş bir kahveci var. Hünkar sorar. Benden en son istediğin nedir der. Hünkârım der. Senden en son istediğim şudur. Ben öldüğüm zaman senin eşiğine beni gömsünler ki sana gelenler evvela beni çiğnesin. Ve hünkârın eşiğine gömerler. Alçak gönüllü olmak da bu olsa demek. Yaşar babamız da o kadar alçak gönüllü, turap olmuş bir insan. Yaşar baba, sen bu konuda ne demek istersin? Kurban olurum, ben sizin önümüze geçebilir mi? İmkanı yok. Siz nasıl münasip görürseniz ben öyle olsun derim. Canlar, size şunu söyleyeyim. Yaşar baba ele geçmeyecek bir nimettir. Yaşar baba canlı bir kitaptır, canlı bir Kur'an'dır. Bu kadar söylerim. Yaşar baba, sen de bir açıklama yap artık bu hususta. Vallahi insanlar kendini kolay kolay tanıyamıyor. Etraftaki kişiler tanıyabiliyor. Tanıyanlar tanıyabiliyor. Yoksa bir insan ben şöyle böyleyim derse kafadan atmış olur. Ben görüşümü söylüyorum. Söz gelme. Şimdi şu anda Çorum'da benden iyi kimse yok demiş olsam bu beni yükseltir mi? Beni aşağı düşürür. Aşağı düşürür. Bir insan kendini beğendikçe benlenmiş olur. Benlik ise şeytana aittir. Ben öyle bir şey diyemem. Ben isterim ki bütün insanlar eşit olsun, iyi olsunlar. Allah-u Teala'ya, peygambere, ehl-i beyti inansınlar derim. Kur'an-ı Kerim'e inansınlar derim. Ve haksızlık yapmasınlar, hak yolunda yürüsünler. Allah'a bir bilsinler, dua etsinler, ibadetlerini yapsınlar derim. Diyorsun. Eyvallah. Yani kimse kimseyi incitmesin, kimse kimseyi kırmasın, dünya kırmasın. Boş diyorsun. İnsan olduğunu bilsin. Ben nasılsam herkes aynı canı taşıyor. Bütün canlılarda can var. Kitabın birisinde okudum da adını unuttum. Mübarek çift sürerken öküze öndere böyle dürtmüş, öndere denir, ucunda nodul vardır. Nodulu dürtünce öküzün şeyinden, kanından, yani dürttüğü yerden kan akmış. Kan akınca öküze bir dil geliyor. Ben bana diyor, niye bunu yaptın diyor. Ben diyor, şimdi kocadım diyor, itirladım diyor. İşini bir göremiyorum diyor. Onun için bana zulmediyorsun. Daha önce böyle yapmazdın. Altıma diyor, kuru sererdin diyor. Beni hoş tutardın diyor. Şimdi böyle yapıyorsun falan deyince o adam tövbe istiğfara geliyor. Kendini o zaman tanıyabiliyor. Bir insan kendini bilmiş olsa büyük tanrısını bilir. Fakat insan olur kendini bilemiyor dedim. Eyvallah. Yaşar baba, bu anlattıkların gençliğe, insanlara bir ışık tutacaktır zamanı gelince. İnşallah. Ben bunları internette yayınlıyorum. Eğer girenler varsa görür yani. Sağ ol, var ol baba. Sizler sağ ol.